Geçtik şimdi abi. Bugün 3 Haziran. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un ikinci yılı bugün itibariyle doldu. Bugün ikinci yıl dönümü Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. başkanlığının. Şöyle bir şey yapsak seninle. 2 yıl boyunca Başkan Ali Koç ve tabii Fenerbahçe yönetimini hani sportif, maddi anlamda bir not versek, bir karne hazırlasak ne deriz, nasıl konuşuruz üstüne? Bunu yayından önce konuşmuştuk, şimdi sana da sorayım. 167 milyon euro para vermiş bir adam için maddi olarak hiçbir şey söyleyemeyiz. Bu 167 milyon euronun nereden baksan bir 50 milyon eurosunu kendi yanlış transferlerine harcamış olsa dahi 167 milyon euro cebinden para vermek akıl dışı bir şey. Bir şey değil, evet. Yani akıllı adam işi değil. Çılgın, çılgın olması lazım. 167 milyon euro ne demek ya? Ya Korkunç bir çok para yani. tabii. Korkunç bir para ve yani o yüzden yatıp kalkıp dua etmesi lazım. Bütün Fenerbahçelilerin bu manada. Borcu kendisi söyledi. Şu kadardan şu kadara düşürdük diye. O yani finansal olarak daha da iyi olacaktır. Daha da iyi olacaktır. Bir kere onu söyleyeyim. O sabit, evet. Bu anlamda ya, olması gerekeni yapıyor. Yani niye? Çünkü mesela ben Ali Koç'u o zaman gelirken neden destekledim? Fenerbahçe'nin sahibi olur. Fenerbahçe'yi birine satarlar. Önce bir kamu iktisadi teşebbüsü olur. Sonra birine satarlar. Yani bu olsun isteyenler de olabilir bunun. Ben doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü seni kimse gelip almaz bu kadar borçla. Yani Evet. seni ne üdüğü belirsizler alır. Sonra daha kötü durumlar Yani sen oluşur. herkesin aklında Abramovich var. E tabii canım. Abramovich'ten 5 tane var. O sana gelmez abi. Aynen öyle. Sana ne ediyor belirsizler alır. Ne ediyor belirsizler de bir gün çeker gider. Ondan sonra el elde baş başta kalırsın. Bu anlamda finansal bağımsızlığı korumak, ekonomik bağımsızlığı korumak, özünde bağımsızlığı korumak açısından desteklemiştim. O konuda ben şeyi ne derler onun adına? Beklentimi karşıladı. Daha da iyi olacaktır. Daha da iyi olacaktır. Bu minvalde artı puan, geçer not. Zaten herkes verir. Ben de veriyorum. Başka ne var? Efendim, şeyi de destekliyorum. Bu Bankalar Birliği Sözleşmesi'ni, İmzalamaması. Bankalar Birliği kelepçesini imzalamamasını da destekliyorum. Çünkü o bir kelepçe. Doğru bir anlaşma değil o. O anlaşmanın sonunda Ali Koç hadi sen kalk git derlerdi. Fenerbahçe'ye başka istedikleri bir başkanı atarlardı. Ödeyemezdi çünkü Fenerbahçe onu. Başka bir başkanı, istedikleri bir başkanı atarlardı. Fenerbahçe yandan kamu iktisadi teşebbüsü olurdu. Ali Koç Dolaylı başkan. yoldan olur. Yani dolaylı yoldan olurdu. Onu da istemiyordum ben. Ona da reddetti. O konuda da benim için büyük bir duruş sergiledi. Benim açımdan. O anlamda da kendisini tebrik ediyorum. Zaten bugün Ahmet Nur Çebi ona imza atmayan başkan olarak konuşuyor rahat rahat. Bizim bu anlaşmayla hiçbir anlaşma olmuyor falan diyor yani. Çünkü anlaşmayı imza atan Fikret Orman'dı. Ya bu iki konuda bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık özünde tam bağımsızlık konusunda göreceksiniz bak bir sene sonra ne olacak diğer kulüplere. Bu anlamdaki duruşundan dolayı ben memnunum. Hep artı puan veriyorum. Sportif olarak son derece başarısız. Bak başarısız değil, son derece başarısız. Ne kadar Aşırı başarı. başarılıysan maddi Yani aşırı anlamda başarısız yani. Aşırı. o anlamda Aşırı da başarı. başarısız. Aşırı başarısız. Oradaki sebebi de şu. İki tane temel sebep görüyorum. Birincisi finansal konularda kendisi bir aksiyon alıyor, işte para veriyor. Oradan sponsor oluyor. Hızlı Buradan yapıyor. şirket sponsor yapıyor. Buradan bankasından kredi açıyor falan. O işleri biliyor. Bir de işte Burhan Bey var. Yani biraz daha o Profesyonel. tamamen finans bölümlerine bıraktığı, delege ettiği adamlar, yöneticiler, yani daha iyi yöneticiler. Sportif anlamda atadığı bugüne kadar Komolli'den başlayarak bütün tercihler yanlış. Bana göre yönetim kurulu çok zayıf. Overrated bir yönetim kurulu var. Hayatın Olarak gerçeklerinden, futbolun gerçeklerinden uzak.
sportif olarak da başarısızlar. Hem futbolda hem basketbolda. Amatör branşlarda da yani dolayısıyla tabii. Hem basketbolda yani bayan basketbolda başarılılar. İşte bayan voleybolda ya Vakıfbank'a rekabet edemiyorsun. Hani ona çok çok para var. Ona bir şey diyemiyorum. Hani ona bir şey demiyorum ama hani o eski 5 kupalı sezonlar falan yok. Ama erkek tabii o 100. yılında tabii her kupayı kazanmıştı. Erkek basketbolda da çok başarısızlar. Bayan basketbolda da çok erkek futbolda da çok başarısızlar. Sportif olarak da son derece kötüler. Bu anlamda da 10 üzerinden 2 veriyorum. Peki abi medya ilişkisi anlamında nasıl bir profil çizdi başkanım? Medya ilişkisi açısından başkana 10 üzerinden 1 veriyorum. Daha kötü diyorsun. Tabii ama sürpriz yok. Sürpriz yok. 10 üzerinden 1 veriyorum. 1 alacağını biliyordum ama. Başında da böyle tahmin ediyordun yani. Çünkü şu ana kadar Şansal abiyle, Şansal Büyükay'la buluştuğu, sohbet ettiği bir buluşma dışında 2 senedir Fenerbahçe yazarlarıyla, muhabirleriyle oturup bir yemek yemişliği yok. Fener TV'de program Şansal yapıyor sadece. Fener TV'de bir kere, iki kere mi muhabirler arkadaşlarımızla program yaptı. Ondan dışında, onun dışında ilişkisi sıfır. Bu anlamda ama bir veriyorum ama bir alacağını biliyordum. Yani burada benim için sıfır şey yok. Mesela branşta iki verdim. O branşta mesela bu kadar kötü altı falan alır diyordum. 5-6 alır. Hani 10 alamaz da hani 5-6 alır. Futbolda kaç bekliyordun? Futbolda işte 5-6 alır diyordum. Sınıfı geçer ama şey olamaz. Sınıf birincisi olamaz diyordum ama 2 aldı yani. Ondan sonra eleman seçme konusunda, eleman ve yönetici seçme ve delege etme konusunda çok zayıf olduğunu gördüm. Benim yorumum tabii, o kendisine göre bunu arttı olabilir. Ama bana göre en büyük hata eksiği geç karar alma mekanizması. Bir türlü karar verememesi. O yüzden de senle beni Hızır idi, Yunus idi diye keplere konu etmesi. Güzel geçiş oldu. Yani biz de kendisinin karar verme mekanizmasının geç kalması dolayısıyla Hızır idi, Yunus idi diye böyle bir Erol mu, Nenat mı, Erol olur, Nenat olur. Erol oldu ya, Nenat olacak falan diye. Avcı olabilir. Hızır idi, Yunus idi falan şeklinde şey yaptık. Ne derler onun adına? Tersi düştük, tersi kaldık. Yani. Haklı, millet de bizimle dalga geçiyor, haklılar. Evet, bana bu sabah şöyle bir şey geldi abi, mesaj geldi. Galiba o caps'i yollayan arkadaştı yanlış hatırlamıyorsam. Abi bugün sence yüzde kaç? Bugün Tatava olduğunu biliyor. Bugün sence yüzde kaç olur yazmış. Bugün bakacağız. Bugün artık bakacağız. Bugün bize gelişi var önce. Önce bize bir gelişine bakacağız. Bize sonra gelişi %50. Bize gelişi %50. Ondan sonrasına bakacağız. Şimdi orada da millet haklı kardeşim. Ama biz de haklıyız. Şimdi onu anlatayım ben. Yani evet caps abi, lütfen. Şimdi kere caps şahane. Mükemmel caps. Ben de çok güldüm. Yani yapan arkadaşımız kimse tebrik ediyorum. Hızır idi, Yunus idi çok doğru. Tamam mı? Biz böyle esprilerin hastasıyız. Evet abi. İki. Ama biz de haklıyız. Niye? Ya çünkü iki tane grup var. Tamam mı? Birisi diyor ki mutlaka yerli olsun. Mutlaka yerli olsun. Birisi diyor ki mutlaka yabancı olsun. İki grup var. Yabancı olanlarla konuşuyorsun. Abi kesin bak. Kesin işte Nenat. Bitti diyor ya. Kesin Nenat baba. Bugün yarın. Bak bugün yarın. Bugün yarın. Tamam. Öbür tarafa ya baba Nenat'ı almışız falan diyorsun. Yok baba ya Nenat'ı ya. Erol olur abi sen beni dinle falan. Ya oğlum işte Ahmet'i dinliyorum. Nenat diyor. Mehmet'i dinliyorum. Erol olur sen beni dinle diyor. Ali'ye soruyorsun. Ali diyor ki abi bak sen Nenat olur olmazsa işte başka yabancı olur. Veli'ye soruyorsun. Ya babacığım iş bitti ya Abdullah tamamdır falan. İmza attı diyor ya. Bak. Nasıl olur ya? Abi diyorlar yabancı olmaz. Kesin yerli olur. Nedenlerini açıklıyorlar onun. Bununla konuşuyoruz. Yani diyor %100 yabancı. Biz de seninle oturuyoruz o gün diyoruz ki herhalde böyle oldu. Şimdi sen de senin kaynağını da biliyorum ben. Senin kaynağına yakın kaynakları da biliyorum. Şimdi onlar tamamen yerlici. Evet. Tamamen yerlici. Abdullah Avcı'nın ismini bana bir Galatasaraylı yönetici söyledi. Bak Galatasaraylı yönetici diyor. Daha ne olsun? Abdullah Avcı
tire, bak Abdullah Avcı, tire Fenerbahçe soru işareti. Böyle mesaj geldi. Sen şimdi bundan ne anlamalısın yani? Allah Allah dedim ya. Ne oluyor falan araştırdım. Hani olabilir mi böyle bir şey diye bir soru işareti diye bir şey. Bir araştırdım. Bir tanesi dedi ki bence olmaz ama dedi. Belli olmaz dedi. Aa. Ha demek bence ki bir şey. Bence olmaz ama belli olmaz deyince bir araştıralım bakalım. O zaman bakıyorsun diyorsun Abdullah Avcı da vardı herhalde. Birisinin kafası. Evet ondan sonra bakıyorsun ki işte X Emre'nin kafasında var mesela. Evet var yani aynen öyle.